Herkese merhabalar dostlar. Bu videoda elimde gördüğünüz boyutlarının çok üzerinde performans sunan MSI Prestige 13 dizüstü bilgisayar var. Daha doğrusu Ultrabook bilgisayarı birlikte inceliyoruz. İyi bir dizüstü bilgisayardan beklentiniz ne? Bunu sormak istiyorum. Bunu yanımdaki üründen bağımsız bir şekilde tüm samimiyetimle soruyorum dostlar bu arada bilginize. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bence hepimizin ortak beklentisi hızlı, güçlü, güncel donanımlara sahip, sorunsuz bir bilgisayar olması. Kendi kendine yatan kaliteli bir ekrana sahip olması, belki de klavyesi ve fare olmadığında kullanacağımız dokunmatik alanın düzgün çalışması gibi daha detaylı beklentilerimiz de olabilir tabii. Form faktörde dizüstü ya da böyle ultrabook seviyesinde bir form faktörü olunca haliyle o kadar güce, donanım beklentisine rağmen kolay taşınabilir, hafif bir bilgisayar istiyoruz. İşte çelişkiler de tam olarak burada başlıyor. Eğer Windows bilgisayar arıyorsanız piyasadaki çoğu güçlü dizüstü bilgisayarın ağırlık problemi olduğunu biliyorsunuzdur. Hafif olanlarında donanımları uzun yıllar kullanmak için yetersiz kalıyor ve bizi uzun yıllar götürmüyor. Ancak 2024 itibariyle size bir dizüstü bilgisayardan beklemeniz gereken bir özelliği daha söylemem lazım. Yapay zeka. Yapay zekalar son 20 yıldır akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ama çoğu işlemci, ekran kartı, yazılım doğrudan yapay zekayı önceliklendirecek şekilde tasarlanmıyordu. Artık öyle bir çağa giriş yaptık. İşte bu önümde gördüğünüz arkadaş MSI Prestige 13 AI Evo A1M bir Windows dizüstü adına tüm beklentilerinizi karşılayacak bazı becerilere sahip. Üstelik kuş gibi de hafif, hemen hemen kendisiyle benzer boyutlara sahip bir kitap ya da defter kadar hafif. Ancak bu hafifliğine aldanmayın çünkü kendisinin işlemcisi dünyanın en güçlü entegre GPU'suna sahip. Ama bu entegre muhabbeti sizi endişelendirmesin. Hazır GPU demişken gelin bir oyun testine geçelim ve sonuçları birlikte görelim. Sonuçta bir MSI bilgisayar inceliyoruz. Burada oyun testi yapmasak ayıp olurdu. MSI Prestige 13 Evo A1M'de Intel Core Ultra 755H Yonga seti yer alıyor. Yonga seti diyorum çünkü içerisinde Intel'in AMD ve Nvidia'ya rakip olarak çıkardığı Arc Graphics GPU yer alıyor arkadaşlar. Entegre bir GPU birimi olmasına rağmen Ray Tracing gibi üst düzey grafik teknolojilerini de kullanmamıza izin veren bir GPU bu. 8 çekirdekli ve 2.25 GHz'e kadar hız vaat ediyor. 8K çözünürlükte 60 Hz, 4K çözünürlükte ise 120 Hz'e kadar video oynatabiliyor. E tabii ki oyunlarda da bir iddiası var bu GPU'nun. İşlemci tarafına baktığımızda 2 düşük, 8 efektif ve 6 adet de üst performans olmak üzere 16 fiziksel çekirdek görüyoruz. Performans gerektiren anlarda bu işlemcinin hızı Turbo Boost teknolojisi sayesinde 4.8 GHz'e kadar çıkıyor ama 3.8 GHz bas frekansta çalışıyor. Buna ek olarak 1.4 GHz'de çalışan bir de Intel AI Boost işlemcimiz var. Bu yapay zeka çipi sayesinde oyunlardan daha çok FPS almak için Intel tarafından geliştiren XeSS teknolojisini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu teknoloji Nvidia'nın DLSS ve AMD'nin FSR teknolojilerine rakip olarak geliştirdiği bir upscale aracı. Yani rakipleri gibi oyunlarda yapay kareler oluşturarak çözünürlük ya da grafik ayarlarını düşürmeden FPS'i arttırmamızı sağlıyor. Intel'in bu yeni nesil mobil Yonga seti aynı zamanda yine MSI tarafından bu yıl piyasaya sürülen 2024 model MSI Cloud taşınabilir oyun konsolunda da kullanılıyor. Yani özetle bu Yonga setine sahip olan herhangi bir cihaz oyun konusunda günümüzün en iyi mobil işlemcilerinden birisiyle birlikte geliyor diyebilirim. Bir başka deyişle bir RTX 4060, 4070 gibi harici ekran kartlarının üstün performanslarını beklememek gerekiyor bu cihazdan. Elimizdeki MSI Prestige serisinin bu laptopu zaten bu yoldan yürümüyor arkadaşlar. Daha çok iş dünyasında verimlilik arttırmayı amaçlayan bir cihaz. Eğer amacınız harici bir ekran kartına sahip bir dizüstüne sahip olmaksa, bunlardan almaksa yine MSI'ın Stealth, Rider ve Cyborg laptoplarına bakmanızı tavsiye ederim. Hatta eğer onları da incelememizi isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır dostlar. Biz MSI Prestige 13'e oyun testine de yer vermek istedik ki bir fikrimiz oluşsun. Size de bunu aktaralım. Oyunlar hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bu arada MSI Prestige 13 2.8K çözünürlüğünde OLED panelli ve 16:10 en boy ölçüsünde bir ekrana sahip. Bu sebeple böyle Anomaly Agent, Katana Zero, Celeste gibi piksel tabanlı oyunlarda hoş bir deneyim yaşattı diyebilirim size. Ancak bu ekran aynı zamanda gündelik iş uygulamalarında, sunumlarda, detayın bol olduğu 2 ya da 3 boyutlu grafik uygulamalarında da oldukça işe yarıyor. Harici bir monitöre olan ihtiyacı tam olarak ortadan kaldırdığını söyleyemem boyutu itibariyle ama epey kaliteli bir görüntüsü var. MSI Prestige 13'te 1 adet 4. nesil M.2 SSD slotu yer alıyor ve bilgisayar bu slotla birlikte 1 TB hafızayla birlikte geliyor bize. Dilerseniz çok daha yüksek hafızalara sahip SSD'leri de takarak bu hafızayı yükseltebiliyorsunuz zamanla. Gelelim bu bilgisayar ile yapabileceğimiz üst performans gerektiren iş uygulamalarındaki verimliliğe.
belirliliğe ve deneyime. Bu aşamadaki skorların hepsi yuvarlanmış rakamlardan oluşuyor arkadaşlar. Farklı sıcaklık ve kullanım koşullarında test sonuçlarında test yapılacak olursa sonuçlar artı eksi %5 değişebilir bilginize. MSI'ın Prestige 13 AI Evo A1M hakkında yayınladığı şu grafik oldukça açıklayıcı ve önemli. 7 puan üzerinden açıklayacak olursam size bu grafiği, performans ve yapay zeka konusunda 7 üzerinden 5, ancak taşınabilirlik, kullanıcı deneyimi, görüntü ve güvenlik açısından 6 puan almış olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar MSI'ın açıkladığı rakamlar. Gelin bir de test skorlarına birlikte bakalım. Cinebench R23 CPU testinde Prestige 13 AI Evo A1M'in Intel Ultra 155H ile aldığı performans skorları şöyle. Tek çekirdekte 1700, çok çekirdekte 10500 ve çok çekirdekte 10 dakikalık teste 9300 puan alıyor. Oyunlar ve 3 boyutlu grafik tasarım uygulamalarındaki verimliliği ölçen 3D Mark testine geçtiğimizde 8000 Fire Strike skoru ve 3000 puanda Time Spy skoru görüyoruz arkadaşlar. Son olarak Crossmark Benchmark testi skorlarına da bir bakalım isterseniz. Bu da üretkenlik uygulamalarında 1600, yaratıcılık uygulamalarında 1750 ve tepkime süresi üzerinden de 1450 puan aldığını görüyoruz. Ortalamada ise 1650 puan oluşuyor. Ancak bunlar sadece kağıt üzerindeki rakamlar. Deneyim üzerinden konuşacak olursam, bu verilerin oluşturduğu beklentiyi karşıladığını söyleyebilirim size. Oyun kısmını zaten görüyoruz birlikte ama gündelik işlerde ve ekran verimliliği konusunda da beklediğimi aldım. Bence burada MSI'ın gizli bir başarısı var. O da MSI AI Engine dediğimiz altyapının getirdiği avantajlar. Bu yapay zeka motoru sizin gündelik kullanım, uygulama ve alışkanlıklarınıza göre size en uygun performans ayarını otomatik olarak yapıyor bilgisayarda. Performans tarafına bir ek parantez getireyim. Bu bilgisayardaki Intel Yonga setinin içerisinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunan Intel Killer çipi yer alıyor. Yani eğer Wi-Fi 7 destekli ve altyapısı maksimum verimlilikte çalışan bir modeme bağlanırsanız internet hızınızda saniyede 40 GB'a kadar bir değer görebilirsiniz. Tabii bu da kağıt üzerinde. Bluetooth 5.4 sayesinde de açık alanda 240 metreye ulaşan bir kablosuz bağlantı desteği var. Bağladığınız cihazın da Bluetooth 5.4'ü desteklemesi gerekiyor. Gelelim tasarım kısmına. MSI Prestige 13 AI Evo A1M'in hafifliğinden söz etmiştim zaten size. Bilgisayarımızın ağırlığı 990 gram. Bu ağırlığa 75 watt saat güç veren 4 hücreli lityum polimer batarya da dahil. Bilgisayarın en ve boyu ise bir A4 kağıdı ile hemen hemen aynı ölçülerde. Sadece bir A4 kağıdından 2 mm daha uzun diyebilirim. Sol tarafa baktığımızda 2 adet Thunderbolt 4 destekli Type-C görüyoruz ki ben bu girişlerle kaliteli bir harici SSD üzerinden saniyede 800 MB okuma ve yazma hızlarını gördüm dostlar. Sol tarafta ayrıca bir HDMI 2.1, bir de kulaklık girişi görüyoruz. Sağ tarafa baktığımızda da tipa giriş ve bir de microSD kart okuyucu karşılıyor. Ayrıca bilgisayarın çalınmasını önlemek için burada da bir Kensington kilidine yer verilmiş. Cihazımız 16.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bu kalınlık kulağa fazla gelebilir. Evet, ama Windows ile çalışan kompakt ve soğutma sistemi konusunda başarılı bir bilgisayar. Ne yazık ki bu kalınlığın, bu formun altına inemiyor. Soğutma demişken MSI'ın oyuncu bilgisayarlarında imzası olan kaldıraçlı menteşe tasarımını Prestige 13'te de görüyoruz arkadaşlar. Ekranı şöyle kaldırınca kapaktaki alttaki çıkıntı cihazın gövdesini yukarıya doğru kaldırarak soğutma boşluğu oluşturuyor. Ayrıca ekran demişken bu hareketi yaptığımızda 180 dereceye kadar açılabildiğini de görüyoruz bilgisayar ekranının. Bu soğutma boşluğunun bir avantajı daha var. Bilgisayarda 2 adet 2 watt gücünde hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler cihazın hemen altına konumlandırıldığı için ekranı açtığınızda altında oluşan bu boşluk cihazın ses performansını arttırmak için de kullanılıyor. Yani en azından sesin alanda daha iyi yayılmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde. Tabii eğer bilgisayarı ev ortamında bir battaniye ile falan kullanacaksanız kucakta hem ses hem de soğutma konusunda sorun yaşamanız muhtemel ki hiçbir dizüstü böyle bir kullanıma uygun değil arkadaşlar bilginize. MSI Prestige 13 Evo A1M siyah ve gri ağırlıklı Stellar Grey ve aydınlık bir görünüme sahip Pure White olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Ben siyah rengi beyaza tercih ederim ama bu tamamen kişisel bir tercih tabii ki. Bilgisayarın klavyesi ise karanlık ortamda tuşları rahatlıkla görmenizi sağlayacak ama dikkatinizi de dağıtmayacak böyle yumuşak, soft bir aydınlatmaya sahip. Güvenlik konusunda da endişesi olanlar için eklemek istediğim küçük noktalar var bu bilgisayara dair. Bilgisayarın güç tuşunda bir entegre parmak izi okuyucu ve kızılötesi algılayıcıyla ön kamerasının mekanik olarak açılıp kapanabilen switch'e sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca TPM 2.0 çipiyle güvenlik yazılımsal açıdan da desteklenmiş oluyor arkadaşlar. Diyelim ve artık yavaş yavaş videomuz
videomuzun sonuna gelelim dostlar. Testleri ve özellikleri hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.